Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Black Ops 3 oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kanalıma destek olmak için abone olabilir, videoları beğenip yorum atabilirsiniz. Şimdiden desteğiniz için teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler, keyifli seyirler diliyorum. Sıradaki göreve gitmedi. Airdrop diyor, toplanabilirler diyor. Biri kasası. Burası bizim merkezimiz gibi mi oldu? Where are we again? Singapore. One of my favorite places. Apart from all the ones I actually like. We've got an appointment with our new LNO inside the quarantine zone. Oh, yeah. This is a CIA op. This is their safe house. Glad you remember. I hope you also remember how I feel about the CIA watching over our every move. They're always watching, Hendricks. You should know that. I think you're just getting grumpier with age. Evet abi, burada cephaneliğimiz var. İşte burada silahları şey yapabiliyoruz. Ayarlayabiliyoruz diye hatırlıyorum. Custom, aynen. Kişiselleştirebiliyoruz burada. Silahımızı seçebiliyoruz. P'ye basarsak yerleştirebiliyoruz. Burada renk verebiliyoruz. Verelim abi, mesela buna renk verelim. Başka mesela eklentiler ekleyebiliyoruz. Kabza eklenmiş buna. Hızlı çekiş falan eklenmiş. Bunları P yaparak değiştirebiliyoruz. Mesela scope'un nasıl bir noktası olacak onu seçebiliyoruz. Kabzayı yerleştiremiyoruz. Mesela kabzayı değiştirebiliyoruz. Lazer görüş ekleyebiliyoruz. Hızlı şarjör, susturucu vesaire gibi. İstediğimiz eklentileri ekleyebiliyoruz. Birincil silahşörü aktif et diyor. Yeni eklenti eklemek için bu kilitlerin açılması gerekiyor. Onları da nasıl açacağımızı zamanla öğreneceğiz. Burada optik takabiliyoruz ama şu anda yok. Aa, bunu açabiliyormuşuz galiba, bak. Adımda böyle oldu. Kilidi aç diyor. Aç ve kuşan diyor. Açmayı iptal ettik. Kilidi aç diyelim abi. Buraya yeni bir şey ekleyebiliyoruz artık. Çok iyi. Bir daha açmak için ne diyor? Bir optiyo teğmeni seviye 10 kullanabilir. He. 10. seviyeye ulaşmamız gerekiyor. 2. slot'u açabilmemiz için. Tamam. Sıkıntı yok. Vay, yeni skoplar varmış burada. Bu silah için. Galiba silahın da seviyesini açtıkça bu eklentileri açabiliyoruz. Gelişmiş zoom görüşü diyor. Işık yayan optik. Üste çıkan nokta aydınlatmalı retikül ile demir nişangahlar diyor. Biyometrik nesne analizörü. Bir düşman görüşteyken kırmızı veya bir dost varsa mavi yanar. Vay. Çok iyiymiş. Direkt bunu değiştirdim abi. Geri kalanlar şeyle alakalı, sarsıntıyı azaltmayla alakalı. FMJ neymiş abi? İsabetliliği ve hasarı artırıyor. Dipçik ekleyebiliyoruz. İsabetliliği artırıyor. Bu hem hasarı hem şeyi artırıyor, isabetliliği. Nasıl bir şey bu? Şu öndeki kısım galiba. Ben bunu ekleyeyim. Hızlı şarjör diyor. Okey. Hızlı şarjör olayı güzel zaten. İyi. Ölümcül ekipman seçebiliyoruz abi. 52 yakın fazladan ölümcül bomba al diyor. Bir de aç. Açtım abi. Heh, şimdi oldu. Okey. Taktiksel teçhizat. Okey. Ne diyor? Duyusal dayanıklılık. Duyu artışı flash bombası ve patlayıcıların şok etkisini azaltır. Vurulunca kasların daha az kasılmasını sağlar. Bu bir savunma tesisatı. Aykırı gelişim var. Ekstremite optimizasyonları ve mikro iticiler ile duvar boyunca koşmayı mümkün. Bu duvarda yürümeyi sağlıyor. Taklitçi diyor, silahların biyometrik kitlelerini yanıltarak savaş alanında bulunan herhangi bir silahı almayı veya kullanmayı mümkün kılar. Silahlar biyometrik kilitlerle çalışıyor. Yani parmak iziyle falan çalışıyor bir ihtimalle. Diyor ki yani yerde bulduğun biyometrik olarak kilitli olan silahları da kullanabiliyorsun bu özellikle birlikte. Peki abi biz şunun kilidini açalım, savunma kilidi ve duvarda yürüme kilidini açalım. Bunu kullanmak istiyorum. Zaten iki tane slotumuz var. İkisini seçmiş oluyorum bu şekilde. Tamam. Bu şekilde okey bence. İkinci seviyede açılıyormuş burası da. Bu ilk şeyimiz, setimiz. Bunun gibi daha 4 tane daha set yapacağız. İkinci setimizi ayarlayalım abi. İlk seti ayarladık. İkinci seti nasıl ayarlasak? İlk sette ne vardı? Tam otomatik makinalı tüfek vardı. Dengeli, geri tepmeli, sabit ateş hızı diyor. Tamam. Burada ne var? Otomatik saldırı silahı. Saldırı silahları hafif makinalı. Tamam, ilki hafif makinalıymış. Bu saldırı silahı. 2 tane yeni silah var. Biri de aç diye biliyorum. 5 üretim seti. Yani diyor ki KN44 ekipmanını açmak için bir üretim seti kullan. 5 tane var. Peki toplamda kaç tane kilitli silah var? 1, burada var. 3, 4, 5. Tamam, elimizde yeteri kadar üretim seti var yani anladığım kadarıyla. Başka çünkü alan yok. Hafif makinalı silahlar. Burada da hafif makinalı diyor. Burada da hafif makineli diyor. Bu demek ki hafif makineli değil. Bu ağır makineli olsa gerek. Neyse tamam, bunları açalım abi. Şeyler nerede? Ha, ikincilde o. Burada bir tane roket atar var. Tabancalarda da zaten başka açabileceğimiz silah yokmuş. O yüzden bunların hepsini belki de açabiliriz ama özelliklerine göre açsak bence daha mantıklı olur. Diğerlerini de açmak istersek seviyemiz artınca üretim setlerini boşa kullanmış olmayız böylece. Şimdi hasarı bunun güzel, bunun isabetliliği güzel. Bu aslında ikisinin dengeli olanı gibi. Tamam, buna takılı olan şeyleri kontrol edelim abi. Eklentileri kontrol edelim. Bunda bu kalsın. Acaba bu daha mı iyi olur acaba? Şimdi isabetliliği aynı. Hadi bu olsun ya. Kabza var. Hızlı çekiş diyor. Daha hızlı nişan al. Dipçik takılı. Burada boş bir slot var. Birincil silahına yeni bir aparat yeri ekler diyor. Ekleyelim abi. Hızlı şarjör eklentisi var. Bir de uzatılmış şarjör var. Lazer görüşü de var. Lazer görüşüne gerek yok. Hızlı çekiş. Bence hızlı çekiş yapalım ya. Tamam. Buna optik takalım mı? Takamıyoruz. Başka ne takılıymış? Lazer görüşü. Hızlı çekiş. Hızlı şarjör. Bence hızlı şarjör olsun abi lazer yerine. Tamam. Bu boş bölüm de 8. seviyede açılacakmış. Peki abi. Ölümcül kısma bir tane daha bomba ekledim. Flash bombamız var. Bunlar galiba 2'şer tane yani. Bir tanesi bir slotta 2 tane var. Taktik seçelim abi. Yine şu ikisini seçelim. Yine bir şey ekleyemiyoruz. Tamam. Yok çünkü. Tamam. Bir sonrakine geçelim abi. Bir sonrakinde ne var? Ağır makinalı var galiba. Değil mi? Aynen. Bir de bu varmış. Elimizde olanın hasarı daha iyi. Bunun atış hızı daha iyi ama hasar her zaman daha öncelikli bir özelliktir. Bu kalsın abi. Top olarak zaten bir tane seçebiliyoruz. Eklenti olarak kabza ve lazer görüşü seçilmiş ama ben bir tanesini hızlı çekiş olarak değiştirmek istiyorum. Lazere gerek yok bence. Bunda zaten optik görüş yoktu. Eklenti olarak da uzatılmış şarjör ekle. Bence bunda da hızlı şarjör olsun. Buraya da yine bombamı ekledim. Taktiklerimi ekliyorum. 4. pakete geçtim abi. Pompalı paketi. Tamamdır. Her şey, silah karşılaştırmadık. Hasarı bayağı iyi bunun. Bunun menzili artıyor. Hasarı yarı yarıya azalıyor. O yüzden KRM 262 ile devam edeceğim. Optik bir tane var. Nazar görüşe gerek yok yine. Bunu dipçikle değiştireceğim. Hızlı çekiş yerine hızlı şarjörü yine seçiyorum. Optiğimiz yoktu. Buraya yine yani bomba ekledim. Özelliklerimizi ekledim. Tamam, bu da hazır. 5. paket. Keskin nişancı paketi. Zaten bir tanesi açık. Optiği zaten kendinden var. Uzatılmış şarjör. Zaten başka da bir beklentisi yokmuş. Bunu zaten hızlı şarjör ekli. Bu silaha. Bombalarımı tamamladım. Taktiklerimi ekledim. Tamamdır. Buradan ne yapıyordum? Rengini seçebiliyordum. Değil mi? Zaten bir tane rengi varmış. Bunu da kontrol edelim. Bunda da bir tane renk var. Tamam, hazır hissediyorum abi. Şimdi çıkabiliriz. Etrafıma bakayım. Başka neler var? Burada siber çekirdek istasyonu var. Bu bizim ekstra yeteneklerimiz. Savaş esnasında kullandığımız. Bunu kullanmıştık. Ateşle infaz ve bir tane de işte sinekli böcekli bir yeteneğimiz vardı. Ama tabii onlar eğitim yetenekleriydi büyük ihtimalle. Şu anda bu bile açık değil şu anda yani. Açık mı? Biri de aç diyor. Açık değil, aynen. Açarsak kullanabiliyoruz. Bundaki kilidi kapalı. Ne diyor? Bir üretim seti kullan. Bak, bunları da açmak için üretim seti kullanıyormuşuz. İyi ki silahları açmamışız. Ne diyor abi buna? Duysal aşırı yükleme. 3 düşmanın savaş sensörlerini ele geçirerek kulaklıklarından yüksek perdeli bir tiz ses yayabilir ve optiklerine parlak bir flash verebilirsin. Yalnızca insanlar üzerinde etkilidir. Vay. Aynı anda 5 düşmanı etkileyebilir diyor. Ha, modülü geliştirince. Ve modülü geliştirebiliyoruz. Bu güzel gibi. Başka ne var? Hedef saptırma var. Düşman hava saldırı robotlarının sensörlerini hackleyerek hareketlerini taklit eder. Saptırılan savaş robotları yem olarak davranır. Vay. İyiymiş bayağı. Bunu zaten biliyoruz. Kısa devreye yaptırıyor robotlara. Bizim hem insanlar için hem robotlar için birer tane en az yetenek açmamız gerekiyor. Diğer yeteneklere bakalım. Bu ne? Aşırı hız, daha hızlı hareket etmek, daha iyi nişan almak, silahları değiştirmek ve ekipmanı daha hızlı kullanmak için motor kontrollerini geçici olarak arttır. Tamam. Bir sonraki yetenek neymiş? Ezici güç. Bir de bu kısım öfke, bu kısım kurnazlık olarak geçiyor. Burada da yine panik yaratma ve hasar verme gibi farklı yönlere dağılabiliyoruz. Ezici güç ne abi? Hızlı bir ani saldırı için tüm motor sistemleri güçlendirir. Yoluna çıkan her bir düşmana ölümcül bir vuruş gerçekleştirir. Vay, koşarak herhalde yıkıp geçiyoruz yani düşmanlarımızı. Güzel. Sis perdesi diyor. Savunma amaçlı bir sis perdesi yerleştirir. Bu da fena değil. Taktiksel bir yetenek gibi daha çok. Burada kontrol var. Ne diyor? Sistem paralizi. 3 düşman robotu ve tareti geçici olarak devre dışı bırak. Ne kadar geçici ama. Ne kadar süre geçici acaba? Neyse, devam edelim. Kaçır kısmında tahribat çekirdeği diye bir yetenek var. Bir robotun zırhını parçalayarak güç çekirdeğini sök. Güç çekirdeği tıpkı bir el bombası gibi fırlatılabilir. Patlama anında diğer robotlara etkisiz hale getirecek kadar etkilidir. Vay. Çok iyiymiş. Ama tabii yakınında olmamız gerekiyor robotun ki kalbini söküp diğerlerinin yanına fırlatmamız lazım. Peki abi. Eklenti arızası neymiş? 2 düşmanın eklentilerini hackleyerek bozulmasını sağla. Düşmanlar ateş etmek veya yürümek için kendi tesisatlarıyla uğraşmak zorunda kalacaklar. Vay, bu da kilitliyor bayağı şeyleri, insanlara. İnsanların da çünkü üzerinde robotik kıyafetler var. Ağır zırhlar var. Eklentilerini hackleyerek bozuyoruz yani. Okey. Şimdi öncelikle Şu güzel, 3 düşman diyor. Bu da 3 düşman diyor gerçi. Bu ya da şu. Pardon şu. Ha bu 2 düşman diyor. Tamam o zaman bunu açacağız abi önce. Sersemletiyor yani geçici olarak. Geliştirildi mi? Ha bu zaten açıkmış, geliştirmişiz. 5 düşmana etkili. 5 düşmana etki ediyor şimdi. Etsin abi, tamam okey. Sıkıntı yok. Bir tane de hedef saptırma diyor. Bu değil. Bence şunu açalım. Ateşli infaz, gayet etkiliydi bu. Aç diyorum abi kilidi. Aa bak 2. sırada bu varmış. Bu da bayağı iyi. Geliştirmesi neymiş abi bu ateşli infazın? Ayrıca bir düşman tarafından taşınan herhangi bir fünyeyi hackleyerek patlayıcıyı anında patlatabilirsin. Bunun geliştirmesi neymiş? Aynı zamanda düşmanlarla temas ettiği sırada alev alan nanobotlar fırlatır. Bunlar zaten yakmıyor mu? Aşırı derecede parlak. Bunun ilki ne abi? Patlatıyor. Bu ekstra bomba varsa patlatıyor. Burada ne diyor? Körleştirici sürü. Aşırı derecede parlak led flashlara sahip olan düzinelerce nano ateş böceği robotları fırlatır. Ateş böcekleri hedef aldıkları düşman öldüğünde güçleri tükenerek yeni bir düşmanı hedef almaya devam ederler. Tamam öldürüyorlar yani hedef aldıkları düşmanları. Temas ettiği sırada alev alan nanobotlar fırlatır. Bunu anlamadım ben. Bu ne diyor abi? 12 antipersonel. Şiddetli kas kasılmalarına sebebiyet veren bir enerji dalgası yayar. Hedefini savaşamayacak kadar bitkin hale getirir. Vay. İyiymiş. Fakat zaten şöyle oldu. 2 tane insanlar için, 1 tane robotlar için yaptım. Geliştirme. 1 tane daha şey için yapmam lazım. Robotlar için yapmam lazım. Sistem paralizi. Heh. Tamam geçici olarak devre dışı bırak diyor. Bunu yapayım abi. Bunu açayım. Hem bu açık değil şu anda değil mi? Hem modülü geliştir diyor abi. Bu açık şu anda. Evet açık. Bunları geliştirebiliyorum. Geliştirirsem yani şey açabiliyorum. Okey. Ama burada 5 tane düşmanı etkileyebiliyorsak burada da 5 tane düşmanı etkileyebilmemiz lazım. Zaten epey üretim setimiz var. Umarım daha fazlasında kazanırız diye düşünüyorum. Bir tane daha kullanmam gerekiyor. Düşman hava saldırı robotlarıyla yani dronlarla ilgili de bir geliştirme yapalım. Hani onlar da karşımıza çıkacaktır çünkü. Şöyle hemen kilidini açalım. Tamam. Bu alan yeteneği galiba. Çünkü şurada sağ altta modülü geliştir kısmında saldırıların daha geniş bir alanda etki göstermesini sağlar diyor. Yeni bir yetenek daha açıldı burada yani kilidi. Kilidi tabii ki. Ama ne olduğunu okuyabiliriz. Elektrostatik vuruş. Hem insanları hem de robotları öldürebilen elektrostatik bir saldırı kısa bekleme süresine sahiptir. Vay. Keşke bunu açsaydık lan. Neyse tamam. Bence yeteri kadar yetenek açtık. Şimdi başka ne yapabiliyoruz? Bu ne? Değil galiba. Burada ne var? Burada ne var mesela? Gardırop. Kıyafetlerimize bakalım. Vay. Bence şu olalım. Prototip. İzlenmiş. Prototip olalım abi. Vücut. Ara. Vücut da prototip olsun. Ay robot gibi gezelim. Cinsiyet de seçebiliyormuşuz. Erkek olarak devam edelim biz. Burada toplanabilirler var diyor. Okey, bunları savaş alanında toplayıp koleksiyonumuza ekliyoruz. Ve hizmet kayıtları. Bunlar da madalyalarımız. Tamam. Başka bir şey yok galiba. Üst kat var ama. Şey var mı üst katta? Burada bir oda var. Ama kapalı kapısı. Buradaki kim? tanımıyoruz. Tamam, mevzilendir diyor. Herhalde oradan göreve gidiyoruz. Buradan görevin detaylarını görüyoruz anladığım kadarıyla. Evet arkadaşlar, burada bu bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalıma destek olmak için abone olabilir, videolara beğeni ve yorum bırakabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim desteğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.